CHP'de de MYK toplantısı var. Toplantının gündemini de Mahir Kılıç'tan alacağız. CHP lideri toplumun bazı kesimleriyle helalleşme çağrısı yapmıştı. Bu konuda MYK'da gündeme gelecek. Bununla ilgili öncelikle nasıl bir program hazırlanıyor ve MYK'nın olası diğer başlıkları da ne olacak? Seni dinleyelim Mahir. Evet, güncel siyaset ilişki neredeyse tüm başlıkların bugünkü MYK'da bir kez daha ele alınmasını bekliyoruz. Dakikalar içinde toplantı Genel Başkan Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak helalleşme çağrısı oldukça dikkat çekmişti. Hafta sonu yaptığı çağrı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşacağım ifadelerini kullanmıştı. Bundan sonra özellikle gerçekleştireceği il ziyaretlerinde o kentlerin kanaat önderleriyle, ileri gelenlerle temasları söz konusu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu temasları esnasında mütedeyyin muhafazakar kesimle daha fazla bir araya gelebileceği ifade ediliyor. Özellikle bu çağrıdan sonra çağrıyı hafta sonu cumartesi günü gerçekleştirdi. O çağrı yaparken aslında tabiri caizse öz eleştiri de yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişe yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım ifadesi kullandı. İşte bundan sonra da geçmişi tırnak içinde ifade etmek gerekirse kırdığımız, korktuğumuz kesimlerle, bireylerle, farklı hayat tarzlarından insanlarla buluşacağını ifade etti. Dediğimiz gibi bundan sonraki temaslarında, ilgezlerinde, görüşmelerinde, video konferans görüşmelerinde mütedeyyin ve muhafazakar kesimle de temaslarını sıklaştıracağı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu tabii sadece bu başlık görüşülmeyecek bugünkü MYK'da. Önemli başlıklardan bir tanesi de ekonomi olacak. Hiç şüphesiz özellikle döviz kurumundaki yükseliş, dolar 9.95 seviyelerinde, euro 11.5 lira seviyelerinde. Bu noktada da ekonomiden sorumlu kurmayların da MYK üyelerine ve genel başkana bilgi vermesi bekleniyor. Yine asgari ücret önemli başlıklardan bir tanesi. Şu ana kadar resmi olarak önerisini, talebini açıklamadı Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak döviz kurundan, dövizdeki artıştan kaynaklı asgari ücretin 914 lira eridiği ifade ediliyordu. Yıl sonuna kadar özellikle bu ücretin eklenmesi, yani 914 liranın eklenmesi gerektiğini ifade etti. Daha sonrasında ise 2022 için verilecek asgari ücretin görüşmenin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti CHP'li kurmaylar. Dış politika konuşulacak önemli başlıklardan bir tanesi olacak bugün şüphesiz. ABD ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Suriye, Azerbaycan ve Irak'taki son gelişmelerde yine bugünkü MYK'da ele alınacak. Yine MYK üyeleri kendi alanlarına ilişkinde sunumlarını gerçekleştirecekler. Saatleri 15'i gösterdiğinde parti sözcüsü Faik Öztürk kameraların karşısına geçecek. Hem MYK'nın içeriğini paylaşacak hem de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak diyelim. Ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım yine. Peki, teşekkür ediyoruz Mahir'e de.